49 yaşında. Koronavirüs pandemisinde rastlanan Delta varyantı endişe oluşturuyor. Benim hayatını kurtarmaya çalıştığınız bir hastanızdı. Şu an evinde ama aşı... Hindistan'da ortaya çıkan ve ardından başka ülkelerde de görülmeye başlayan Delta varyantı ile ilgili şu ana kadar 12 binin üzerinde COVID hastasını tedavi eden göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Şevket Özkaya aşı vurgusu yaptı. Bilindiği gibi hızla günde neredeyse 1 milyon kişiyi aşılıyoruz ülkemizde ve artık aşı çeşitliliğimiz de var. Çok soruluyor. BioNTech mi, Sinovac mı? Bu konuda hep tartışma var. Kimileri Sinovac'ın etkinliğinin düşük olduğunu, BioNTech'in daha iyi olduğunu düşünüyor. Aslında bizim size söylemek istediğimiz nokta şu. Tarihsel süreçlerde salgınlardan tek kurtuluş yolunun aşı olduğunu hepimiz biliyoruz. Her ne kadar çok tartışmalı olsa da şu an bu salgının bitmesindeki tek etkili yöntem aşıdır. Aşı size ne getirecek? Tekrar söylüyoruz. Aşı sizi hastalığa yakalanmaktan korumayacak. Aşı olduğunuzda bu hastalığı ağır geçirmenizi önleyecek, yoğun bakıma düşmenizi önleyecek. Şöyle ki yapılan Sinovac çalışmalarında %50'lere kadar etkinliğin düştüğü söyleniyor. Evet, %50'ye kadar düşüyor etkinlik ama kimlerde düşüyor? Aşı olanlarda yoğun bakıma yatış ve ölüm oranlarında %100 etkili bu aşı. Ama çok hafif geçirmekte %50 etkili. Yani hastalığı çok hafif geçirenler %50 geçiriyor ama ağır geçirenlerde %100 koruyucu etkinliği var. Şu an tek kurtuluşumuz aşı. En önemli sorulardan biri de gerçekten şu an bu aşılar, mevcut aşılar oluşan varyantlara etkili mi? Bu Delta varyantı dedikleri, Hindistan varyantı dediğimiz Delta varyantı da çok endişe verici bir konu ve şu an laboratuvar çalışmalarında mevcut aşıların Delta varyantına da etkili olduğu bulunmuş. Profesör Doktor Özkaya yeni varyantın endişe verici bir konu olduğunu belirtti. Bununla birlikte Avrupa'da biraz arttığını görüyoruz. Ama eskisi gibi ciddi ölümler yok Avrupa'da da. Vaka sayılarında artışa rağmen aşı oldukları için ölüm sayılarında bir artış yok. Sizin Delta varyantı ya da Hindistan varyantıyla ilgili endişe etmeniz gereken tek şey aşı olup olmama endişeniz ki aşı olursanız Delta varyantından da rahatlıkla korunacağınızı söyleyebiliyoruz. Size gerçek yaşam verilerinden bir örnek vermek istiyorum. 70 yaşında bir teyzemiz 2 doz aşısını olduktan sonra COVID'e yakalanıyor ve çok hafif akciğer tutulumuyla evinde bunu rahatlıkla atlatıyor. Tedavisini evde yapıyoruz. 70 yaşında olmasına rağmen bu hastalığı çok hafif atlattı. Bu aşı bu teyze için %100 koruyuculuğu olan bir teyze. Niye? Çünkü yoğun bakıma yatmadı, hastaneye yatmadı, evinde geçiriyor. Bu 49 yaşında solunum yetmezliği gelişen, COVID'e bağlı, yoğun bakımda yaşam mücadelesi verip hayatını kurtarmaya çalıştığımız bir hastamızdı. Şu an evinde ama aşı olamadığı için, şanssızlık aşıya denk gelemediği için çok ağır atlattı, kurtardı ve bundan sonraki ilk planımız hasta düzeldi ve ilk doz aşısını yapmak. En çok sorulan sorulardan biri de iki doz aşı yeterli mi? Delta varyantına da etkili mi? İki doz aşı şu an için yeterli görünüyor ama virüs doğadan kendini yok edinceye kadar ya da ölümcül etkisini, virüs insanlar üzerindeki ölümcül etkisini kaybedinceye kadar belli periyotlarla aynı grip aşısı gibi nasıl yılda bir grip aşısı oluyorsak doğadan virüs ölümcül etkisini kaybedene ve salgın bitene kadar belli periyotlarla bu COVID aşısını olmamız gerekecek.